Yani o atmosferi daha önce de yaşadım ama daha çok böyle atlı, kılıçlı, zırhlı bir şekilde olmuştu. Daha çok işin fetih, savaş, at, çamur, mücadele, ağır zırhlar şeklinde yaşamıştım. Ve her zaman nasıl desem oradaki gündelik hayatı da merak etmiyor değildim. Şimdi bu işle beraber daha çok halkın, o imparatorluğun diyeyim daha doğrusu, gündelik hayatında halkın ne yaşadığına daha fazla fokuslandık ve aslında Aziz Mahmut Hüdayi anlatırken o insanlar o tarihte gündelik yaşamlarında ne yapıyorları doğal bir şekilde de yansıtmaya çalıştık. Orasına da şahit olmak, fetih dışında, orasına da şahit olmak benim için doyurucu oldu. Gerçek hayatta yaşamış karakterleri canlandırdım zaten çoğunlukla. Ancak şu anda burada olan bana bu rolün vermiş olduğu ağırlık bambaşka. Türbesini ziyaret ettiğim için burada olmak, bu dekorun, bu atmosferin içinde olmak bambaşka hissettiriyor. Bu ekip aslında bütünün bir parçası gibi. Her şey eş zamanlı çalışıyor, uyum içerisinde çalışıyor. Ve çok iyi biliyorsunuz, çalıştığınız ortamda uyum, huzur, neşe varsa ortaya çıkacak iş de aynı kalitede oluyor. Çok güzel. Ben güzel hissediyorum. Yani sete koşarak gelmek bence şey de çok önemli. Bunu hatta buradaki oyuncu arkadaşlarımız ve yönetmenlerimizle de konuştuk hep. Çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde sete girdik aslında. Ama herkes böyle sanki bu işi senelerdir çekiyormuşuz. Aslında ikinci, üçüncü senemizdeymişiz gibi çok rahat adapte olduk. Güzel bir duygu çünkü normal yaşantınızın dışında ve farklı bir dünyadasınız. Yani farklı bir ortamdasınız, dünyadasınız. O ortama, o dünyaya uyum sağlayabilmek için o dünyayı, o ortamı biraz tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. İşte dönem dizisinin, dönem işlerinin, filmlerinin, oyunlarının zorluğu da burada.